Evet, geldik Yavuz Sultan Selim dönemine. Birinci Selim, Yavuz Sultan Selim. Kimseye yapacağı işi öncesinde söylemeyenim. Bir gün sadrazamı sormuş, demiş ki sefere mi çıkacağız? Evet, sefere. Nereye? Sır saklamayı bilir misin? Bilirim, iyi, ben de bilirim. Söylememiş hiç kimseye. Hiç kimseye güvenmeyen Yavuz Sultan Selim. Otoriter padişah. Babasına kafa tutmuş, indirmiş onu yaptığı savaşın sonunda tahttan. Babası orada bir beddua etmiş. Demiş ki ikinci Bayezid Yavuz Sultan Selim'e, sen beni bu hale düşürdün ya demiş, Yeniçerilerin desteğini de arkana aldın ya, beni tahtımdan ettin ya demiş, umarım kılıcın keskin, ömrün kısa olur. Gerçekten anne bedduaları tutmaz derler, baba bedduası tutar derler, babasının bedduası tutmuş, kılıcı keskin olmuş. Gerçekten İran topraklarının büyük bölümü ele geçirilmiş, Doğu Anadolu'da hakimiyet sağlanmış, Memlük devleti yıkılmış, Mısır toprakları alınmış, baharat yolu hakimiyeti sağlanmış. Yavuz döneminde doğu yönünde çok büyük gelişmeler yaşanmış. Ama 8 yıl sonra sırtında çıkan bir çıban. Ne olduğunu anlayamamışlar tabii. Çok acı veriyormuş, çok büyümüş. Hemen yanındakilere demiş ki sırtımdaki çıbanı patlatın, bir rahatlatın beni. Demişler ki bakın, yani hünkârım belki zehirli bir çıbandır, ellemesek mi acaba? Sefer sırasındalar. Yok yok demiş, siz onu temizleyin. Ancak sirpenç adı verilen zehirli bir çıbanmış ve onu biraz da tabii oynayınca, zarar verince o zehir bütün vücuda yayılıyor ve sadece 8 yıl hükümdarlık yapabiliyor Yavuz Sultan Selim. Sırtında çıkan sirpençe denilen o zehirli çıban yüzünden hayatını kaybediyor. İşte o an herkes diyor ki bak gördün mü, babasının bedduası tuttu. Gerçekten de kılıcı keskin ama ömrü kısa oldu diyorlar. Yavuz Sultan Selim dayanamadı, ne yapsın? Başarıdan başarıya koşmak istiyordu. Osmanlı Devleti'ni aynı Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gibi şaşalı bir dönem içerisinde görmek istiyordu. Ama babası iki İkinci Bayezid dönemi çok durağan geçmekteydi. Necem Sultan isyanını kısa sürede bastırabildi, ne Şah kulu isyanını ortadan kaldırabildi. Dayanamadı, gitti Şah İsmail'e kafa tuttu. Topraklarının bir kısmını da ele geçirdi. Hatta anlatılan şöyle bir hikaye de var. Yavuz Sultan Selim tahta geçmeden önce, babasıyla mücadeleye girişmeden önce aslında Şah İsmail'le satranç oynamaya gitmiş. Çünkü çok iyi bir satranç oyuncusuymuş Şah İsmail. Herkesle de satranç oynar, yenermiş. Bu da demiş ki hadi demiş, ben de iyi satranç oynuyorum, beni yensin de görelim. Tebdili kıyafet, tanınmayacak bir halde gitmiş Tebriz'e, sarayına girmiş. Çünkü herkes de satranç oynadığı için zaten evi, sarayı herkese açıkmış Şah İsmail'in. Ve başlamış Şah İsmail'e satranç oynamaya. Başta bilerek yanlış hamleler yapmış. Şah İsmail tabii iyice böbürlenmiş böbürlenmiş. Ama en son demiş ki Yavuz Sultan Selim şahmat ve oyunu bitirmiş. Bir anda Yavuz Sultan Selim şahmat edip oyunu bitirince Şah İsmail şiddetlenmiş, fırlamış ayağa. Sen kimsin demiş, hiç demiş şah olan, Şah İsmail ya kral demek şah zaten, hani hiç demiş şah olan mat edilir mi? Yavuz da hiç istifini bozmadan, o da ayağa kalkmış. Kusura bakmayın şahım demiş, insanların sizden korktuğu için yenildiğini bilseydim vallahi ben de korkar yenilirdim. Tabi bu durum Şah İsmail'in zoruna gitmiş ve demiş ki yürü git işine, var git işine, sen bugün iyi günündeymişsin, bir daha seni buralarda görmeyeceğim. Yavuz Sultan Selim Kervansaray'ına doğru gidiyor. Kıyafetlerini hazırladığı sırada Şah İsmail'in adamları geliyorlar. Yavuz'a bir kese altın fırlatıyorlar. Al, bu senin hakkındır. Buradan çek git. Bunu da bir daha kimseye anlatma. Tamam tamam diyor Yavuz Sultan Selim. Sonra da yolda diyor ki kendi kendine, bütün yeniçerilerimi anlatacağım şimdi bunu ama tabii inanmayacaklar bana. Ben bu bir kese altını saklayayım da bir yere, nasıl olsa geleceğim buralara diyor. Ve o altını saklıyor. Sonra da gerçekten buraya gelip Şah İsmail'e kafa tutuyor. Şah İsmail onu tabii savaş meydanında gördüğünde çok şaşıracak. Çünkü evine girmiş ve onunla satranç oynayıp onu satranç masasında yenmiş adam şimdi karşısında Osmanlı Devleti'nin hükümdarı olarak durmakta. Bunlar rivayettir gençler. Bunlar anlatılanlardır. Ne kadar doğrudur bilinmez ama ben anlatmayı seviyorum. Dolayısıyla babasını tahttan indirdikten sonra ilk iş ne yapacak? Safavi Devleti üzerine bir sefer düzenleyecek ve yapılan Çaldıran Savaşı'nı kazanarak İran topraklarının da büyük bir bölümünü ele geçirecek. Evet,
bakalım şöyle Çaldıran Savaşı diyoruz. Şah İsmail ne yapıyordu? Mezhep çatışmalarından yararlanmaya çalışıyordu. Buna devam etmesi Yavuz Sultan Selim'i rahatsız etti ve 1514'te sefere çıktı. Çaldıran Savaşı'nda da Safavilerle giriştiği mücadeleyi kazanan taraf oldu. Diyarbakır, Bitlis, Mardin Osmanlı hakimiyetine alındı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girdi ve bu bölgeden geçen İpek Yolu üzerinde de hakimiyet kuruldu. Tam dönüş yolu üzerindeyken neyi gördüler? Maraş ve çevresinde hakim olan Dulkadir oğullarını gördüler. Dulkadir oğulları beyliği Memlükler tarafından da kışkırtılan bir beylikti. Yavuz Sultan Selim bölgede otoritesini arttırmak istedi. Ya dedi, biz beylikleri teker teker ortadan kaldırmadık mı? Yani Dulkadir oğullarının varlığı bizim için rahatsızlık verici bir durum dedi ve Dulkadir oğulları üzerine sefer düzenledi. Yapılan Turnadağ Savaşı ile beraber Dulkadir oğulları da Osmanlı topraklarına katıldı. Son beylikti. Bu beyliğin de alınmasıyla beraber Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmış oldu. Ardından Mısır seferi üzerine çıktı. Çünkü Memlük Devleti artık yetmişti. Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayan Hicaz su yolları meselesi. Bunun ardından işte Memlüklülerin Cem Sultan'a destek vermeleri. İkinci Bayezid'le uzun yıllar mücadele etmeleri. Yavuz Sultan Selim de bu dönem dedi ki ben dedi Dulkadir oğullarını aldım diye sen tepki gösterdin. Bana gelen hediyeleri yolları kesiyorsun. Bir şekilde o hediyelere el koyuyorsun. Bu böyle olmaz diyerekten ne yaptı? Memlük Devleti üzerine sefer düzenledi. Çünkü Memlük Devleti Şah İsmail'le de işbirliği yapmış olan bir devletti. Bu mücadelenin sonrasında Mercidabık ve Ridaniye Savaşları yaşandı. İki savaşı da Osmanlı Devleti kazandı ve Memlük Devleti yıkıldı. Mısır Osmanlı hakimiyeti altına alındı. Memlükler kimi koruyorlardı? Halifeyi koruyorlardı. Yavuz Sultan Selim halifeyi korumadı. Bundan sonra padişah da benim, halife de benim dedi. Dolayısıyla halifenin koruyuculuğunu üstlenmektense halife olmayı tercih etti. Böylece teokratik devlet anlayışı güç kazandı. Sorularda tuzağa düşmeyin lütfen. Teokrasi başladı derse yanlış. İslamiyet'in kabulüyle beraber teokrasi var zaten. Bizde teokratik devlet anlayışı güç kazanıyor böylece. Aynı zamanda baharat yolu ele geçirildi. İpek yolu bizde, baharat yolu bizde ama dediğim gibi coğrafi keşifler nedeniyle istenildiği düzeyde bu yollardan yararlanılamadı. Peki sonra Kuzey Afrika'nın fethi çalışmaları başlayacak. Venedikler Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri yıllık vergiyi de Osmanlı Devleti'ne vermek zorunda kalacaklar. Bilmemiz gerekenler bunlar gençler. Şimdi üniversite sınavında çıkmış olan bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye yönelik politikalarından biri olduğu savunulamaz diyor soruda. Osmanlı Devleti 1517'de Mısır ve Suriye'yi topraklarına katmış, Mekke ve Medine gibi İslam dünyasının kutsal şehirlerine de hakim olmuştur. Hangisi bu bölgeye yönelik politikalardan değildir? İslam dünyasının önderi olmak. Zaten kutsal şehirlere hakim olduğunuz zaman, halifeliği aldığınız zaman ne oluyor? İslam dünyasının önderi oluyorsunuz. Mezhep birliğini sağlamak. Ben size daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Ben size ne dedim gençler? Mezhep birliği, aynı zamanda dil, din, ırk birliği ne yapılamaz? Sağlanamaz. O yüzden hiç kimsenin asla böyle bir amacı, böyle bir çalışması, böyle bir başarısı olmamıştır, olamaz. Sadece neyi sağlayabiliyordunuz gençler? Kültürel birliği sağlayabiliyorduk değil mi? Kültürel birlik. Bir de kültür birliği ile beraber siyasi birlik sağlanabilir diyoruz. Ama onun haricindeki birlikleri sağlamanız mümkün değil. O yüzden de mezhep birliğini sağlamak ifadesi yanlış bir ifade. Ama ticaret yollarını denetim altına almak, çünkü oradan baharat yolu geçiyor. Hac yollarının güvenliğini sağlamak Mekke Medine. Yeni vergi alanları, toprak alayım ki yeni vergiler gelsin. Bunlar politikalarım arasında gösterilebilir.